Bugün Eskişehir'in Gültepe mahallesindeyiz. Orman yangınları ve iktidarın afet politikaları hakkında mahalle halkından görüş alacağız. Siz iktidarın afet yönetimini nasıl buluyorsunuz? Vallahi sadece afet yönetimi değil, tüm branşlarda olduğu gibi bu yangında da başarısız buluyorum. Hiçbir şekilde halka yetişemediler, geri kaldılar. Kendilerine tez zamanda çeki düzen verirler inşallah. Elimizde olan tüm imkanları yine kullanmaya çalışıyoruz. Gerek uçaklar, helikopterler, itfaiye kamyonları olsun. Ama yangın büyük olduğu için yani anca yetişilebiliyor. Onun için öyle düşünüyorum. Sonuçta doğal afet. Yeterli bulmuyorum. Hiçbir şey yapmadıkları gibi yani bunu da hiçbir şey yapmıyorlar. Umurlarında değil. Allah inşallah hayırlısını göster diyorum ama şimdi biraz da eksiklerimiz var. Neden var? Dışarı ülkeden gelenler var. Bizim yangın söndürüyor. Bizim ihtiyacımız var mı? Bence yok. Neden yok? Her şeyimiz var. Türkiye'nin her şeyi var. Bence yeterli değil. Çünkü bir türlü yani birbirine girmekten yangına düşüp bakamıyorlar bile. Ormanlarımızın, denizlerimizin, her şeyimizin, doğal şeylerimizin korunması başta devletimizin görevi. Devlet bu görevleri kendisine değil halka mal etmeye çalışıyor. Çok yazık, çok işler acısı durumlardayız. Çok yanlış yani o kadar vergi toplanıyor. Ama işte bu doğa için hiçbir şey yapılmıyor. Doğa korunmuyor. Ülkeye her tarafı yanıyor. Bir tane uçak yok ama baksanız sadece boş konuşmayla ibaret. İnşallah bunlardan ders alarak, ders çıkararak en kısa zamanda en azından her bölgeye birer ikişer tane yangın söndürme uçağımızın olmasını ben istiyorum yani bu devletimizden. Yani uçakların da bir an önce bence işlevinin yerine getirilmesi ve aktif durumda yangın için çalışması gerektiğini düşünüyorum yani. Sizce yangınlardan zarar görenlerin zararları karşılanacak mıdır ve yanan ormanlık alanlarda sonrasında ne yapılacağını düşünüyorsunuz? Yani işte insanların gözünü boyamak için bir şeyler yapılır ama yardım destek yapılır mı onu bilmiyorum. Yani zannetmiyorum bu devletin bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Korunmadığı gibi şimdi de bir şey yapmayacaklar. İktidar rant alanına dönüştürmeye devam edecek. Yani birçok yerde yine öyle yapılacaktır ama işte halk eğer bütünleşirse buna engel olacaktır bence. Halkın bütünleşmesi gerekiyor. Evleri, mal, mülkleri, hayvanları, zarar gören her şeyler için devletin bir karşılama yapacağını düşünüyorum. Ya yanan alanlar için zaten yapılacak tek bir şey var. Bunun cevabı da belli. Ağaçlandırma çalışması yani. Fidan dikilecek. Başka bir şey olamaz yani. Otel yapılmasın. Yanan ormanlık alanda inşallah tekrar orman olur. Temennim, dileğim o şekilde. Ama devletin bu şekilde birilerine yardımcı olma konusunda yok. Sadece sivil toplumlar veya de halk kendine bir şey yaparsa onlar olur. Devletin bu şekilde hiç kimseye yardımcı olacağını düşünmüyorum. Yanan ormanların yerine neler yapıldığını herkes gördü. İnşallah bundan sonra tekrar ağaçlandırılır. Türkiye olarak, bütün vatandaşlar olarak hepimiz ağacını dikmemiz lazım onlara. Yani kalkıp da oraya yani çok affedersin oteller moteller yapmak iş değil. Hani öyle diyorlar ya inşallah öyle olmaz. Önceden olmuştur. Bundan sonra inşallah olmayacak diye düşünüyorum ben. Hem halk olarak yardım hem de bakanlık taraftan yardım bekliyoruz yani.